Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yaşam ve Madeni sunar. Çıkmışsan yollara, zaman yoldur, yollar zaman, zaman yoldur, yollar zaman. Eskimek yaşamaktır, gitmek sınanmasıdır. Bıraktın her şeyin, zaman yoldur, yollar zaman, zaman yoldur, yollar zaman. Eskimek yaşamaktır. Yıllar geçer üstünden, yollar geçer üstünden, yağmur geçer üstünden, yazlar geçer üstünden. Görmüyorsun ne haldeyim. Yollardayım. Şarkınız hayırlı uğurlu olsun bu teşekkür arada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Grup Düş Gezginleriyle yaptığımız nostaljik rock betimlemelerinden biriydi bu. Yıllar önceden planlamıştık ama çıkaramamıştık. Bu zamana bugüne, kısmet bugün oldu. İlkleri yaşıyoruz. Evet sevgili evet. Seyirciler, güzel, Yaşam çok... ve Maden programına hoş geldiniz. Bugün ilkleri yaşıyoruz. Atilla Atasoy bugün yeni şarkısını Yollardayım bizde ilk defa söyledi. Ve bugün aynı zamanda neden ilki yaşıyoruz? Çünkü ilk defa bir kadın maden yüksek mühendisini ağırlıyoruz. Bugün konumuzda zaten madencilik sektöründe kadınlar ve krom madenciliği. Şimdi ünvana dikkat edin. Birkaç ünvan söyleyeceğim. Türk Maden Şirketi AŞ Genel Müdürü. Uluslararası Krom Üreticiler Birliği 2. Başkanı ICDA,
Türkiye Madenciler Derneği Denetim Kurulu üyesi, İSO Madencilik Meslek Komitesi Başkanı ve Madencilik Sektöründe Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Şeyda Çağlayan, hoş geldiniz. Ne kadar ünvanlar bitmiyor. Hoş bulduk. Yani bitmiyor. Mahcup oluyoruz. Hoş geldiniz. Bugün çok şeyler konuşacağız. Atilla Bey de sorularını hazırlamış, dersini çalışarak gelmiş. Öyle söyledi evet, program tabii. Öncesi. Fırsat çok buldukça tabii bir iki sorum olacak. Özellikle evet. Burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ve sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyona beni de davet ettiğiniz için. Hem kendi adıma hem de ben onlara sevgili kız kardeşlerim diyorum. Sevgili meslektaş kız kardeşlerim adına da çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet. Sizin bu yeni eserinizi de çok beğendim. Çok arada güzel akustik gitar geçişler falan çok hoştu. Evet, her ne kadar yani kulak dolgunluğu benim sadece bir enstrüman çalmıyorum ama çok hoş olmuş. Emeklerinize sağlık hepinizin. Yollarda derken sizin biliyorum gezgin yönünüzü. Diğer taraftan biz madenciler de hep yollardayız. Biliyorum, inanın. Biliyorum. Onun için evet. Çok konsepsiyonel, çok çok uygun olmuş bu parçanızda. Evet, kutlarım. De, evet. Bu ilk kez programda yayınlanmasını istedim. Müziğin bütün merdivenlerinde dolaşmayı seviyorum ya. Ben işte Alaturka'dan, pop'a, pop'tan, rock betimlemelerine kadar. Bu da farklı bir merdiven basamağı oldu benim için. Böyle renklendiriyorum, renk kuruyorum. Hayata böyle köprüler kurmaya çalışıyorum. Müzikle ya da yaptığım her şeyle, gezginlikle. Onlar hem benim çocuk ruhumun lunaparkları da oluyor. Bir de ölümlülüğe küçük baş kaldırılarım oluyor. Ama işte herkes sevdiği, keşke gönül verdiği işe devam edebilse doğru. Ve o yolda daha eserler üretici. Üretebilse. Doğru, tabii. Daha başarılı doğru. Olur. Yani sen aynı doğru. Zamanda siz de rahmetli Profesör Orhan Kural'ın dostuydunuz ikiniz de. Evet. Çok yakından tanıyordunuz. Ya. Benim kadar, benim yani ben sizin kadar olmasa da ben de onunla burada programı zaten başladık birlikte Bloomberg'de. Onun da hocamdı benim teknik üniversiteden. Hocamdır rahmetli Profesör Doktor Orhan Kural. Kendi nevi şahsına münhasır bir insandı, özel bir insandı. Özellikle bir işe soyunduğu zaman onu sonuna kadar götürür ve mutlaka onu bitirmeden, ara vermeden devam ederdi, başarırdı. Çok tabii tatsız ve erken bir ölüm oldu, aramızdan ayrıldı. Bugün buradayım, ruhu şad olsun. Öyle, amin. Biz abi kardeş gibiydik, arada kavga ediyorduk falan ama yani dünyanın en uç köşelerine birlikte gitmişliğimiz var. Tabii grupla beraber çok özel ve güzel anlarımız var. Ben ona hep çalışkan derdim zaten, devamlı çalışırdı. Bir ağaç kovuğunu bulur çalışırdı biz orada hahi yaparken. Bir bakarım yok. Sonra bakarım ki gene bir yerlerde yazıyor, not alıyor. Çok çalışkan da. Evet, evet. Siz de yazmışsınız. Hepimizin önünde notlar var zaten notlarla. Ne yapalım Orhan Kural Hoca ve diğer... Bu arada ben tabii okulumun reklamı gibi olacak ama... Yani teknik üniversitedeki tüm hocalarıma da saygılarımı, hayatta olanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Aramızdan ayrılan değerli büyüklerime, yine hocalarımı da yine ruhları şad olsun diyorum. Onlar sayesinde tabii ki kişisel katkılarımız oldu ama onlar sayesinde de çok şeyler başardığımızı düşünüyorum. Mutlaka, tabii. Tekrar tabii. Onlara teşekkür ediyorum tabii. Saygıyla. Şimdi Madencilik Sektöründe Kadınlar Derneği'ne geçmeden çok kısa bu Türk Maden Şirketi'nin, maden Osmanlıca'dan geliyor demiştiniz. Ondan evet. Çok kısa bir açıklama yapabilir misiniz? Benim şu anda görevli genel müdürlüğünü yürüttüğüm şirketimiz Türk Maden Şirketi 1918 yılında kurulmuş. Osmanlı-Alman ortaklığı olarak kurulmuş. Osmanlı Ottoman Mining German Company diye. O nedenle de eski dilde, daha doğrusu Osmanlıca'da çoğulu maden, madenler. Madenin çoğulu madin diye ifade ediliyor. O nedenle şirketin adı Türk aslında Madenler Şirketi AŞ diye geçiyor ama Osmanlıca olarak Türk Madin diye geçiyor. Evet, geçelim. Madencilik Sektöründe Kadınlar Derneği, orada yönetim kurulu üyesisiniz. Kadın olmak bu sektörde... Nasıl bir şey? Ya, yani bayağı başarılı olabiliyoruz, olunuyor demek ki gördüğünüz kadarıyla. Yani mutlaka olunuyor tabii ki.
Şöyle bir şey, bu sene geçtiğimiz yıl özür dilerim kuruldu derneğimiz. Genç arkadaşlarım, meslektaş kardeşlerim öncü oldular. Ben de onları desteklemek babında aralarında oldum. Birlikte iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Ama daha tabii çok yeni bir kuruluş. 50'ye yakın üyesi var şu anda. Sektörün tüm kadın segmentini kapsayacak şekilde bir tüzüğü ve amacı var şirketimizin. Derneğimizin. Şöyle, sadece mühendis olması gerekmiyor. Madencilik sektöründe çalışan, mali işlerde çalışabilir, seçide çalışabilir, mavi yaka olabilir. Hepsi üyemiz olabiliyor. Hatta üniversitelerin ilgili yer bilimleri fakültelerinde okuyan yine kadın öğrencilerimiz de üyelerimiz olabiliyorlar. Çünkü dünya genelinde baktığımız zaman hakikaten çok az sayıda sektörde kadın var. Ciddi ciddi erkek egemen bir sektör. Biraz kadın olan sektör yani, sizinki evet, galiba. Evet, geçtiğimiz Mart ayında, 8 Mart'ta MİSKEP bizim bakanlığın, Çalışma Bakanlığı'nın bir etkinliğinde konuşmacı olarak şey yapmıştım. O bağlamda da araştırma yapmıştım. O araştırmalar sırasında yani %7'yi geçmediğini tüm dünyada, bazı ülkelerde hemen hemen hiç yok gibi. Oradaki diğer tarafta mesela Hindistan gibi nüfus yoğun ülkelerde kadın madeninde çalışanlar var ama onların da statüleri doğru dürüst belli değil açıkçası statüleri. Yani zorlu, bu amaçla da hani sektörde kadın madencilerin yerinin ve istihdamının artırılması, genç kadınlarımızı, öğrencilerimizi özendirmek ve bir arada iyi işler yapmak amacıyla kurulmuş bir dernek bu. Daha dediğim gibi çok yeni ama çok yol alacağını da değerli kardeşlerle birlikte, bizim meslektaş kardeşlerim diyorum onlara, iyi işler yapacağımızı düşünüyorum açıkçası. 8 Mart Kadınlar Günü'nde yaklaşıyor. Evet. Sizin de bir röportajınız vardı. Onunla çok kısa bir değinmek istiyorum. Kadın beyninin detaylı, bütünsel, kavrayıcı düşünce sistematiğinin zorlukları hızla avantaja dönüştürdüğünü inanıyorum. Küresel madencilik sektöründe son zamanlarda çalışan çeşitliliğinin sağlanması adına kadınların sektörde daha sıklıkla görev almaları gerektiği kaydediliyor. Bir şey ilave etmek ister misiniz? Yani normalde şey yapmak istemiyorum. Hani mühendislik biliminde aslına bakarsanız kadın veya erkek diye ben böyle kesin bir ayrım yapmak istemiyorum ama özellikle madenciliğin birçok kolunda biz kadınlar daha bir kavrayıcı olduğumuz için belki nasıl diyeyim, hani yaratılıştan dolayı gelen daha detayı aynı anda görebilme yetisine sahip olma biraz daha fazla olduğu için, kavrayıcı olduğumuz için çok da başarılı işler çıkaran arkadaşlarım var. Kendi girişimleri olan arkadaşlarım, meslektaşlarım var. Dolayısıyla yani ama ilk başta hani aynı eğitimleri alıyoruz kadın erkek, benim için fark etmiyor. Bence artık dünyayı kadınlar yönetmeli. Erkekler yönetti de ne oldu görüyoruz. Dolayısıyla her sektörde bu kadın çokluğunu özlemle bekliyoruz. Sizin sektörünüz bu konuda en az sektörlerden biri ama bu dilekleri çok coşkuyla karşılıyorum doğrusu. O nedenle inşallah dediğiniz gibi olur. Ben bu bağlamda yine hem teknik üniversitede hem de beni arayan yine öğrenci olanlardan da kadın öğrenci arkadaşlarımıza da söylüyorum. Onlara bazen mentörlük yapıyorum. İstedikleri zaman beni arıyorlar. Veya genç mühendis arkadaşlarımız işletmelerde bir takım yani ya sorunla ya da çözemedikleri bazı problemleri olursa arıyorlar. O şekilde de onlara da bireysel olarak da yine destek veriyorum. Her zaman söylüyorum, istediğiniz zaman beni arayabilirsiniz. Telefonum. Gerçekten başarmayı isteyen yüreklilikle, dürüstlükle yola çıkmış tüm kadın kardeşlerime %100 destek veririm her zaman. Şimdi en değerli cevher, maden cevheri nedir derken onu soracağım ama önce benim için madenden çıkan en değerli cevherin sağ salim çıkan madenciler olduğunu söylemek istiyorum. Bununla ilgili neler bu teknoloji çağında neler yapılabilir ve bu kazma işlemlerini robotlar yapabilir mi artık? Madencilerimizi bir şekilde daha sağlıklı hale getirebilmek için. Evet, ilerleyen süreç içinde tabii ki bunlar mümkün olacak. Hali hazırda bile büyük bizim geniş kesitli dediğimiz galerilerin hepsini zaten otomasyonla açabiliyoruz. Birçok yerde
Yine yeraltı üretim metotlarında tahliye etajla göçertme dediğimiz bir sistem var. Online bir remote kontrolla araç gidiyor. Çökertilerek, yani bizim bir tür çökertme dediğimiz ama çökme değil o. O katı aşağı indirerek alıp yükleyip çıkarabiliyoruz. Dediğim gibi tünel açma, galeri açma çok büyük ölçekli işletmelerde ve projelerde bunu yapıyoruz. Ama ben krom özeline geldiğim zaman tabii ki mekanize çalışıyoruz, kısmi mekanize çalışıyoruz ama bu sizin kastettiğiniz manada henüz tam anlamıyla hani Android robotlar veya şeylerle şu aşamada döneme. Daha ileriki. Türkiye'de bir yine ismini belki şimdi veremeyeceğim bir kurum var. Onlar da çok büyük number one üreticilerdir. Onların mekanizasyon çalışmaları ve geliştirmeleri var hali hazırda. Elazığ civarındaki ocaklarında, yurt dışında Kazakistan'daki yatırımlarında falan da bu tip mekanizasyona daha ağırlık vererek sürdürüyorlar. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bizde bu zengin, şu güzelim kromlar, benim bu sevgili kromlarım podiform tip diyoruz biz bunlara jeolojik olarak detayda da. Dibe dalımlı ve kesiklidir. Yani sürekliliği az gösterir. Dolayısıyla üretimi de şeydir, çok zordur. Maden, bu çok ağır. Bu alaşım. Bu esas maden şu. Buyurun. Evet. Bu esas çok o. Zengin bir o evet. 54'lük %54 CR2O3 içeren bir krom örneğidir o. Yer altında dibe daha dalımlı ve dar kesitlerle uğraştığımız için ve de yerin altında tahkimatı ve stabilizasyonu sağlayabilmek için hani güvenli şekilde ya çelik ya da ahşap tahkimatla ilerliyoruz genelde. Zaten hızla hani üretilip ondan sonra geri çekiliyor ve bütün üretim projeleri de ona göre yapılıyor yer altında. Yer üstündeki açık işletme dediğimiz işletmelerde zaten hemen hemen mekanize vaziyette çalışılıyor. Evet, şimdi bir de evet onu soracaktım. Yüzeye yakın madencilik haricinde derin saha arama ve araştırma evet. projeleriniz de var değil mi? Var mı? Var, varsa, Türkiye'de var tabii ki var. Varsa nerede var, ve var. Nasıl diye de bir sorun var. Naçizane. Fazla mı soruyorum acaba? Yok, kromla evet. ilgili yine dediğim gibi demin bahsettiğim daha Elazığ yöresindeki ocaklarda daha derin madencilik. Bizde bizim şirketimizde 350 metre yer üstünden şu anda hali hazırda. Kastamonu madenciliği, Kastamonu'daki bir madende de yine derin bildiğim kadarıyla. Diğer birçok yörede ise bizim declining dediğimiz yani dalımlı bir tür desandriyle, eğimli bir yolla, galeriyle girdiğimiz sistem olduğu için hani dikeyde yüzeyden 100-150 metre civarındadır. Ama açtığımız galerinin yine geometrik olarak aşağıya doğru mesela geldiğiniz zaman, baktığınız zaman yine yer üstünden 200-250 metre aşağıda da üretimin yapıldığı kuyu olmadan direkt desandri dediğimiz sistemle üretim yöntemleri de bizim kurumda var. Kurşun çinkoda çok derin var. Yine şimdi hani reklama girer. Gene Türkiye'nin büyük bir kurşun çinko üreticisi bayağı derindir. Dünyada örnek vereyim. Güney Afrika'ya siz de gitmişsinizdir. Ben orada proje de yönettim. Çok mutlu da gittim. Madene de girdik özellikle. Ben bizim şirketin hissedarı, grup şirketlerinden bir tanesinin büyük yatırımları vardı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde. Çok sıklıkla gittim. İşte bu pandemiye kadar 2018-2019'un başına kadar hep gittim devamlı. Orada yıllar evvel de yine Güven Hocam'la birlikte de bir altın madenine gitmiştik. Beni almadılar. Çok derinleşmişti. Çünkü azıcık gülün söyleyeyim. Hanım şöyle, ben ancak dışarıdan bakabildim. O dönem 2500 metreden daha fazlaydı. Şimdilerde 4000 küsurlarda altın madeninin yüzeyden derinliği. Orada bu tip işletmelerde en büyük sorun sanılanın aksine soğutma. Çünkü sıcak, aşırı sıcak. Beni 2500 metreyken o madenler niye almadılar? Tamamen yarı çıplak adamlar aşağıda çalışıyorlarmış. Evet, hani evet. Şimdi edepli olalım, girmeyin siz dediler. Peki hocam dedi. Öyle bir şeyimiz oldu. Ne zaman taş oldu. Ama sorumun cevabı eksik kaldı. Sesi kesiyorum, sonra sizi bırakacağım. Yok, en değerli maden nedir diye sormuştum sözlerimin başında.
Bence en değerli maden benim için insan bedenidir. Doğru. Çünkü siz de eczacılık eğitimi aldığınızı, eczacı evet. olduğunuzu da biliyorum. Dolayısıyla hem hayati kimyayı, biyokimyayı çok çok evet. iyi biliyorsunuz. Ben de organik kimyayı naçizane biraz yani neler biliyorum. Neler çekti o kimyaları? Aa, evet, evet. evet. Ben çok severdim ama şeydir biliyorsunuz insan bedeninde krom dahil tüm elementler var. Çok var. Altı bile ki, varmış şimdi biraz. Var, evet. Doktorlara şimdi ayıp olmasın tıp mensuplarını ama yanlış hatırlamıyorsam bazı akıl hastalıklarında bile işte selenyum veya lityum gibi bazı minerallerin vücuttaki eksikliği nedeniyle olduğu söyleniyor. Bu arada kendi tabii uzmanlık alanım olan kromla da hemen evet onu işte onu söyleyeceğim. Evet selenyum doğru. Hı-hı. Hemen bir uzmanlık şey söyleyeceğim. Lityum, şey keza. Var. Mesela duymuşsunuzdur onu. Kromyum pikolinat bileşimi. Kromyum pikolinat aslında diyabet karşıtı bir şey bileşim. Satılıyor bu ilaç olarak yani daha doğrusu ne diyoruz ona şeyde eczacılık biliminde tedavi edici yan ürünler şeklinde satılıyor. Göbek yağlarını eritiyor, yağı reduce ediyor, diyabet yani şekeri regüle ediyor. Böyle bir şey var. Bir de şimdi hani bu kadar krom sevgisi evet. olur mu çok yanlıyım gibi kusura bakmayın ama. Ama uzmanlık alanınız şey, evet, tabii uzmanlık ki. Alanınız, bizim mesela genelde işletmelerimizin kenarında biz oradaki arkadaşlarımız güzel sosyal testlerimiz falan da var. Küçük küçük tarımlar yapıyorlar orada. Hmm. Ya inanamazsınız ben o krom toprağında en bu kadar lezzetli domates ve bamya yememişimdir hayatımda. Ya diyorum herhalde toprakta da şekeri regüle ediyor bu krom diyorum. bir yandan evet, gülüyorum. Tabii ki araştırılmaya ihtiyacı olan bir konu ama yani tıbbi olarak kromyum pikolinatın satıldığını biliyoruz. Dediğim gibi insan bedeni bazen mesela şey yapıyorum, madenciliği çok iyi algılayamayan insanlara biraz böyle sert çıkıyorum. Şimdi diyorum kesiyorum damarımı, akıtıyorum kanımı, bak bakalım kaç ppm varmış krom, demir, çinko, tabii, kurşun, tabii, hadi bakalım tabii. bakalım diyorum. Her şey maden. Var. Hatta her bir şey. Kitap her önereceksiniz şey ama reklam arası vereceğiz sonra reklam sonrası. Hemen dolayısıyla bunu bitireyim. sevgili Atilla Bey, size sevgili Atilla Bey diyorum çünkü aile. Bizim çok sevdiği, değer verdiği sanatçılardan birisiniz teşekkür siz. Ederim. Evet, bence en değerli maden insan bedeni. Tabii. Doğru. İnsan, zaten ben de baştan dedim ya madenciler diye, sağ salim çıkan aynen, madenciler evet. diye ama yanı sıra yani kromcusunuz biliyorum ama kromdan sonra ne diyebiliriz? Ya şey olarak hani bir iki tane hani fiyat olarak endikasyonlarına baktığınız zaman bizim PGM dediğimiz paladyum platin grubu mineraller basket fiyatı olarak satılır onlar. Onlar altından da daha değerli. Ama en fazla nerede var derseniz Güney Afrika'da. Ben zaten Güney Afrika'ya nasıl hasetleniyorum? Bir hazinenin üzerinde oturuyorlar. Madencilerin haccı orası. Yani hac ziyaretini madenciler maden haccına orada, öyle. Yıllar evvel bir jeologla birlikte gitmiştik. Gitti toprağı öptü orada. Şimdi mineralleri öylesine çok şeydir. Her şey var. Aynen. Görünce evet. dokununca çok hoş bir şey oluyor. Küçük bir reklam arası tamam. verebilirim. İzin veriyor musunuz? Evet, tamam. Biliyorum. Reklam arası o zaman. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden devam edecek. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden devam ediyor. Belirince hayalim, sevgi dolu demle.
rüzgar gibi eserken ince ince ayrılık acısıyla yanar mısın kim bilir? Şimdi nerede o hayat? O güzel günler nerede? Şimdi nasıl haberler, haberler, iyi mi kötü mü haberler, haberler, söyle şimdi nasıl haberler, haberler, iyi mi kötü mü haberler, haberler. Söylediğim bu şarkı düşündürür mü beni? Dinleyip eğlenirken sever misin kim bilir? Sen sen ol da düşün, iyi tanı kendini, hor görme hiç kimseyi. Şimdi nasıl haberler, haberler, iyi mi kötü mü haberler, haberler, söyle şimdi nasıl haberler, haberler, iyi mi kötü mü haberler, haberler, söyle şimdi nasıl, iyi mi kötü mü, söyle şimdi nasıl, İyi mi kötü mü? Söyle şimdi nasıl haberler, haberler? İyi mi kötü mü? Haberler, haberler. Söyle şimdi nasıl haberler, haberler? İyi mi kötü mü? Haberler, 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 haberler. Harika. Güzel bir enerji kattınız yine. Yeni yıl güzellikler, mutluluklar getirsin, sağlıklar getirsin inşallah. İnşallah, inşallah. O dilekle bu yeni düzenlemesiyle haberleri bir kere daha söyledik. Evet, Chrome'la devam edelim. Evet, ben hemen kısa bilgiler geçeceğim. Yani çok aşırı size rakamlara da boğmak istemiyorum. Ama çok kısacık bahsedeyim. Bir kere krom ya da kromit minerali, bizim kromit cevheri dediğimiz cevher, sadece krom değil, krom, demir, magnezyum, alüminyum, silisyum ve diğer kalsiyum, fosfor, kükürt gibi belli oranlarda içeren bir spinel grubu, bir yani mineraller grubundan oluşmuş bir cevher. Krom nerede kullanılıyor? Krom bir kere paslanmaz çeliğin ana girdisi. Krom olmazsa paslanmaz çelik olamaz. Bu çok çok önemli. Tahmin edersiniz ki, yani hayal edin ki bütün etrafınızdaki iğneden ipliğe birçok şey, hem maden hem de çok fazla paslanmaz çelik de inşaat sektöründe, otomotiv sektöründe, aerospace, uzay uçak sektöründe, yani hemen hemen kullanmadığımız sektör yok. O asansörlere biniyorsunuz mesela, pırıl pırıl, evet, o ayna gibi, o paslanmaz çelikler, krom olması olmaz. Çünkü
paslanmaz çeliğe paslanmama özelliğini, yani okside olmama özelliğini veren tek element, yerine bir başka replase olabilecek, ikame olabilecek hiçbir mineralde yok. Kesin ve net kromdur. Krom paslanmaz çelik üretiminde şu gördüğünüz, şimdi önce biz kromu bu konsantre veya parça cevher olarak üretiyoruz. Sonra bunu alaşıma çeviriyoruz. Bu ferrokrom. Bunun paslanmaz da, çelikte kullanılıyor evet, galiba değil mi? Paslanmaz çelik. Ben de biraz ders çalıştım. Çok, ağır, çok ağırdır ama bu neredeyse %80 elementer krom içeren low karbon dediğimiz düşük karbonlu ve evet, özel paslanmaz çelik uzay uçak sanayine alaşım üretecek olan fabrikalarda kullanılır ve Boeing falan gibi hani şimdi reklam yapmayayım da uçak sanayinde bu şeyden alaşımdan yapılmış olan malzemeler kullanılıyor ve bu alaşımı üreten firmalar da sonsuz ömür vermek zorundalar bu ürünlerine. Krom dediğim gibi paslanmaz çeliğin en büyük şeyi, olmazsa olmaz minerali. Hı hı. Dünyada iki tip, bir bizim podiform dediğimiz Türkiye ve Alpin tipi, Alplerden aşağıya Umman, İran'a kadar uzanan, hatta parça kopmuş Zimbabwe'ye kadar giden, Madagaskar'a giden bir hat. Diğeri ise stratiform yataklar dediğimiz, genelde Güney Afrika'da, yani yatay, horizontal, böyle kömür damarı gibi uzanıyor kilometrelerce, 350 kilometre damar uzanıp gidiyor yatay ama. Onu üretmek de çok kolay ama onların bir şeyi var görece. Bizim bu hani demin bahsettiğim kesintili, dibe dalımlı şekilde olan rezervler, biz ve bize benzeyen ülkelerde olan, diğer ülkelerde, Kazakistan, Arnavutluk'ta, yakın coğrafyada olanlar, yine podiform yataklar, bunların hani her ne kadar dibe dalıyor, dolayısıyla üretim metotları bizleri hayli zorlamakla birlikte ama çok çok daha değerli. Çok değerliği yüksek. Bir sanayi odası başkanı çıt diye, bakın ucuz Çin çeliği demişti, kırmıştı, hatırlıyor musunuz bir TV programında? Daha sıradan paslanmaz çeliklerde o kullanılabilir. Ama çok spesifik, extraordinary kaliteli paslanmaz çelik isteniyorsa, işte dediğim gibi bu bizim cici kromlarımızdan ve Kazakistan ve civarındaki yüksek değerlikli şundan kromlardan ancak oluyor. Bu bizim sondaj karotu dediğimiz yer altına sondaj yaparken rezerv tespit çalışmalarımızda, bakın bu bayağı bir krom içeriyor. Orada krom katmanına rastlamışız. Buna sondaj karotu diyoruz. Bu numuneleri de biz saklıyoruz. Yarılanıyor, ortadan kesiliyor. Analizine bakıyoruz onların tenörü nedir diyoruz. Dolayısıyla da bu sondaj verileriyle, artık bizim software programlarımız da var, o programlarla yer altında cevherin uzanımını, eğimini, dalımını modelleyebiliyoruz. Ona göre hangi noktadan gireceğiz, hangi kesitle gireceğiz, kaç kat olacak, bütün bunları o şekilde projelendiriyoruz. Çok çok önemli bu. Yani madencilikte Ar-Ge olmazsa olmaz zaten. Evet. Ben yıllar evvel tabii mesleğim gereği çok geziyorum. Geziyordum COVID öncesi. Birçok maden bölgesine gitmiştim. Yıllar evvel Tayvan'da Kaohsiung'a gittim. Ya inanamazsınız, her taraf paslanmaz çelikti. Su boruları, her şey, her şey ve bir orada paslanmaz çelik hattını gördüm, üretim hattını. Şu üstümdeki bluz gibi böyle kızıl kor, içeride kızıl metal akıyor. Harika bir duygu, harika bir şey. Yani bilmiyorum, ben belki Tayvan, de madenciliğe, Tayvan'da müthiştir. Tayvan'da, Kaohsiung, Poskon'un da, Yuskon'un da. Ben oraya gidemedim de. Bir Tayvan'a gittim. Şimdi, evet. Hemen yine şeyi söyleyeyim, dediğim gibi dünyada krom cevheri metalurjik amaçlı, işte bu gördüğünüz alaşımları yapmak için, ya ondan da akabinde de paslanmaz çeliğe gidiyor. Diğer bir kullanım alanını hemen söyleyeyim. O da refraktör amaçlı kullanım alanı. Hani yüksek fırınların içine ısıya dayanıklı tuğlalar yapılır. Refraktör tuğlalar dediğimiz, veya sıva malzemesi yapılır. Krom tabii yüksek ısıl özelliği nedeniyle çok geç ergir. 1857 santigrat derece ve üzerinde ergiyen bir
mineral olduğu için, metal olduğu için, mineral olduğu için özür dilerim. Refrakter amaçlı ısıya karşı dirençli malzeme yapımında kullanılır. Bu ikinci büyük kullanım alanıdır. Özür dilerim, üçüncü kullanım alanıdır. İkinci büyük kullanım alanı krom kimyasalları, krom chemicals diye geçer. İkinci büyük kullanım alanı bu tannik asit. Mesela şu üstümüzdeki derileri falan, ayakkabılarımız olmazdı. Neyle yapıyoruz? Tannik asitle, tanning dediğimiz sepileme işlemi için krom kimyasalları üretilir. Sonra sodyum işte bikromat üretilir. Krom cam sanayinde çok önemlidir. Hem renk pigmenti olarak hem yine kromun, camın üretiminde yine kullanılır. Diğer bir alanına geçiyorum hemen. O da şey, döküm kumu dediğimiz, foundry dediğimiz alanı. Bu büyük mesela sfero döküm, çelik döküm falan yapılırken altına silisi düşük bu özel konsantre konulur, krom konulur ki maça kalıp bozulmasın, düzgün ayrılabilsin, istenilen özellikte pürüzsüz bir kalıp elde edilebilsin ya da bir parça edilebilsin diye üretilen parça. Genel olarak üretim alanı, kullanım alanları bunlar. Dünyada 2016 ile 2017 ile 2021'in 3. çeyreğine bakarsak genel olarak 29 milyon tonla 34-35 milyon ton arasında krom üretiliyor şu anda tüm dünya ülkelerinde. Dünyada. Evet, 35. Türkiye'nin ben tabii bunu tüvenen cevher olarak söylemiyorum. Satılabilir cevherler üzerinden söylüyorum bu miktarları ise. Türkiye'nin de 2 milyon ton civarında ve üzerinde zaman zaman değişken olarak üretimi olduğunu biliyorum. En büyük krom tüketicisi, alıcı Çin, Çin Halk Cumhuriyeti. Çünkü bu ferrokromu en çok orada üretiyoruz. Madenlere karşı ya da madencilere karşı ya da madenciliğe karşı olan bazı bir kesim var. Bir kitap öneriniz olacaktı. Onu isterseniz ondan da kısa bahsedelim. Şey, direkt madenciliğe karşılığı olanlara değil de hani hayatımızın her alanı maden diyoruz da eşyanın tabiatı diye bu ödüllü bir kitap. Ben bunu çok severek birkaç yıl önce aldım. Evet. Belki siz de okuduysanız çok enteresan bir başlangıcı da var. Mesela paslanmaz çelik kaşığı ağzına getirip tadı nasıldı bunun diye tatmaya çalışarak başlayan bayağı enteresan bir kitap ama malzemeyi ve madenlerin olmazsa olmazını anlıyoruz zaten. Doğru. Yani her güzel şey. Bir daha kitap da iyi gerçekten. Anlıyoruz aynen, bence. Aynen. Bu kitabı okumak isteyenlere öneririm. Ben keyifle okuyorum açıkçası. Sizin daha ilave etmek istediğiniz bir şey varsa hani son olarak toparlayalım. Şeyi söylüyordum. Türkiye Madenciler Derneği yine işte bizim diğer madencilikle ilgili STK'larımızda bu konuya zaten çok çok özen gösteriliyor. Hani herkes tabii ki en iyisini yaparak dediğim gibi doğaya saygılı, insana saygılı bir şekilde olmazsa olmaz madenlerimizi üretmeye devam edeceğiz. Evet. Kendi içimizde de etik kurullarımız var. Yakinen STK'lar olarak da takip ediyoruz. Tabii ki doğamızı ama yani ben şunu söylüyorum ya madenler olmasaydı diyorum. Olmasaydı. Yıllar evvel yine bizim bir çok büyük bir cam firmamızın yine ismini vermeyeyim müthiş bir reklamı vardı. Arayın bulun o video caps'i izleyin keyifle. Ya cam olmasaydı diye. Onun gibi ben de diyorum ki ya madenler olmasaydı. Ara ara biz de öyle VTR'ler gösteriyoruz biz de programımızda ya madenler ya olmasaydı. Ya taş devrine bile dönemezdik gerçekten. Evet, mesela şeyden hani siz geziyorsunuz ben de çok seviyorum. Arkeolojik sit alanları gidiyorum işte çeşitli yerler dünyada Türkiye'de özellikle çok geziyorum. Çok çok hoşuma gidiyor. Çok enteresan bir şey var. O binlerce yıl öncesi kurulmuş olan o antik medeniyetlerin hepsi aslında bir madenin dibinde. Çünkü mesela ilk altın parayı biliyorsunuz Kral Krezüs'ün iç Batı Anadolu eşiğinde şu hali hazırda altın üretiliyor orada. Yani nerede bir medeniyet varsa geçmiş antik çağda da orada mutlaka bir maden var. Doğru, evet. Deminki şeyinize, sorunuza da ilk başta konuştuğumuz konuya da diğer paladyum ve şeyleri, PGM minerallerine ilişkin. Yani insanlık niye uzaya gitmeye çalışıyor? Çünkü bunların hepsi burada dünyamızda şu anda tükenebilir kaynaklar bunlar biliyorsunuz. Peki, ilk toplam, özür dilerim, 200...
yanlış söylemeyeyim yine 200 milyar ton gibi bir rezervden bahsedersek dünyada 300 milyar gibi kaba 300 milyon ton gibi de Türkiye'de yani yaklaşık %4'ünü kapsayacak kadar bir krom ve kromit rezervleri olduğunu söyleyebiliriz hala hazırda. NASA yolladı biliyorsunuz. Yolladı, bir asteroide yolladı oradaki madenleri bulmak, araştırmak için. Peki orada bulunan madenler kimin malı olacak? Bulanın mı? Bir uzay koku var mı? Bilmiyorum. Şimdiden yok. Bazıları biraz esrik, iyice fiction böyle söylüyorlar. İşte Uzay Federasyonu falan gibi bir şeylerden bahsedenler bazı sosyal medya yayınlarında görüyorum. Tabii ki bunların hani mesnedi olmayan şeye inanamayız biz. Ama insanlık veya yaşam var oldukça bence maden var olacak. Başka planetlerde de madencilik yapılmaya devam edilecek. Hmm. Ben yine 2013 yılında çok konuştum belki sizi yordum ama 2013 yılında Çin'deki bir mining konferansa gittiğim zaman inanılmaz etkilendim. Neden? Adını vereyim, bir sakıncası var mı? Sanmıyorum. Nautilus diye bir şirket. Hı hı. Sonra da biraz takip ettim, bir ara zorlanmışlar falan ama inanılmaz bir şey. Papua Yeni Gine açıklarında, okyanus tabanında, sığ alanda su altı madenciliği yapıyorlardı adamlar. İnanılmaz bir şey. Yani bizim hani yer üstünde açık işletme dediğimiz hani patlatma yapıyoruz. Şevler görüyorsunuz işte açık işletmenin. Onu yer altında, deniz altında düşünün. Tamamen online kontrol. Derin sondaj teknolojisini de beklediler 2013 yılından. Derin petrol sondajı teknolojisini oraya götürerek bir gemiye var yukarıda. Aşağıda bütün kesiyor, biçiyor bir tarlayı hani madeni güzelce proses ediyor. Üretiyor. Ondan sonra yukarı ve porfirik altın yatakları var biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Nautilus da Jules Verne'in biliyorsunuz meşhur şeyi denizaltısından esinlenerek ben hayran kalmıştım. Yani nasıl progresif, nasıl ilerici bir kurgu ve bir proje bu diye. Evet. Galiba halihazırda devam ettiriyorlar. Yani derin sondaj teknolojileri, ekipmanları geliştikçe bu iş devam edecek. Yani okyanus tabanında ben bunu yapabiliyorsa insanlık uzayda tabii, da muhtemelen tabii yapacak. Yani o zaman insanlık ve yaşam var oldukça madensiz olamayız diyorum. İnsanı maden yaşatır diyoruz ayrıca. Süremiz bitti. Aynen. Evet, Sadrettin Alpan'ın kitabı, Sadrettin Alpan'ı anlatılan, yani Hulusi Turgut anlattı. Evet. Ama kitabı vermemişti. Şimdi veriyoruz. Evet. Maden bilimcilerinin duayeni Sadrettin Alpan hakkında istiyorsanız takdim edelim. Ben takdim edeyim. Olarak. Evet, bu bir madenci fenerimizle size bunu takdim edeyim. Evet, güzel. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Değerli bilgilerinizden dolayı daha da çok faydalanabilirdik belki ama maalesef programımız süresi kısa. Güzel anılarım var aslında anlatırım. Zimbabwe'ler. İnşallah bir daha sefere. Belki siz program sonrası konuşuruz. Şeye gittiniz mi? Victoria Falls. Bence program sonrası devam edelim. Çok teşekkür ederiz. Ne biçim bir soru benim gibi bir gezgin. Doğru. Evet, Atilla Atasoy. Aslında bir grup böyle gene başlasak. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben tekrar teşekkür ederim. Ben zaten eve gelmiş gibi oldum. Aileden birisiniz zaten olduğum için. Artık. Ben de çok mutlu oldum. Diğer yine kadın hemcinslerim ve meslektaşlarım da buralarda olursa sevinirim. Hepsi adına tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgili. Kalın. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yaşam ve Madeni sundu.